Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Falyalı'nın aracına Çatalköy'de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Halil Falyalı'nın şoförünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırı sonucu ağır yaralanan Halil Falyalı, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Bu saldırının detaylarıyla ilgili Erk Acarer bazı paylaşımlar yaparak, önce Falyalı'ya silahlı saldırı, şoförü öldü, kendi yoğun bakımda dedi. Daha sonra Falyalı'nın öldüğünü açıklayarak, Peker arşivini ele geçirmişti. Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı'nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel, evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesiyle ayrıldı dedi. Daha sonra attığı bir tweette de Sedat Peker'in anlatımlarında ismi geçen bürokrasi ve AK Parti ile bağları olan tüm şaibeli isimler öldürülmeye başladı. Önce FETÖ borsasında ismi geçen İzmir AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, sonra Almanya Osmanlı Ocakları'ndan Taner Ay ve şimdi Halil Falyalı acaba neden diyerek bazı iddialarda bulundu. Daha sonra Halil Falyalı'ya saldırdıklarını iddia ettiği bir görüntü paylaşarak Halil Falyalı'ya saldıranların MOBESE'den emniyete giren fotoğrafları kesin bilgidir, ayrıntılara devam edeceğim dedi. Falyalı'nın kaldırıldığı hastanenin önünün fotoğrafını da paylaşarak daha sonra attığı bir tweette Falyalı'ya ilişkin son bilgiler aracında zırh yok muydu sorusuna cevap. İki araçla evinden çıktı, kendi Escalade aracındaydı, arkadaki zırhlı araç ailesini taşıyordu. Falyalı otomatik silahla tarandı, vücudundan 7 kurşun çıktı dedi.